bütün katılımcılara en içten saygı ve sevgi dolu selamlarımı arz ediyorum. Sevgili katılımcılar, bildiğiniz gibi büyük Türk dünyamız var. Ama maalesef bu mana alemindedir. Gerçek dünyada Türk dünyası Türk düşmanları vasıtasıyla onlar yere bölünmüş ve parçalanmış. Ve dikkatle kulağı asanda bazı iniltiler duyuyoruz. Bunlar bu parçalanmış Türk dünyasının bazı parçalarıdır, bazı bölümleridir ki Türk düşmanları vasıtasıyla ezilmektedirler. Bunların biri Doğu Türkistan'ımız, biri Qarabağımız ve Güney Azerbaycan'ımız ve bunlara benzer parçalar. Azizler, Azerbaycan'ımız da Türk düşmanları vasıtasıyla bölük bölük ve parça parça edilmiştir. Bakınız Araz'ın kuzeyine, Kuzey Azerbaycan'a bakın. Rahmetli Muhammed Emin Resulzade 1918'de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ni kuranda Azerbaycan'ın vüs'eti, arazi büyüklüğü 136 bin kvadratır metredir. İndi 86 bin kvadratır metredir. 50 bin kilometre mürebbeye kvadratır metir işgal edilmiştir. Azerbaycan topraklarından ayırmışlar ve bugün işgal altındadır. Bunlar derbettir. Rusya Federasyonu çerçevesindedir. Borçalıdır. Stalin'in ittihaf ettiği Gürcistan'a, Gürcülere verdiği borçalı ve Qarapapaq Türkleri yaşayan bölgedir. Ve Zengezor'dur. Ve Stalin'in verdiği Zengezor. Ve Qarabağımızdır. 6 ille birlikte bugün Ermenilerin işgali altındadır ve inlemektedir. Bu kuzeydir. Güneyimiz de ki tekriben Araz'ın güneyi Azerbaycan'ın %70'idir. Bu da onlar parçaya bölünmüştür. Adını koymuşlar Hemedan, Tehran'ın bir hissesi, Elburz, Qazvin, Zencan, Erdebil, Şergi Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Gerbi Azerbaycan, Batı Azerbaycan bir hissesi, Cilan İstetinin üstünde bir hissesi, Şut bölgesinin üstünde. Ben bilmiyorum, bilemiyorum, anlayamıyorum, anlamakta zoru çekiyorum. Bu sahapsız ve yiyesiz kurbanlık mı? Ki her gelen bunu bölsün, parçalasın ve onlar parçaya bunu ayırsın ve bugün hepsi de en iptidai, insani ve milli haklarından mahrumdurlar. Azizler, büyüklerimizi yad etmeliyiz. Rahmetlik başbuğumuz, Türk dünyasının son başbuğu Alparslan Türkeş. Allah yüce ruhunu şad eylesin. Mekanını cennet eylesin. Onlar hem Azerbaycan'ın birliği uğrunda ve hem Türk dünyasının birliği uğrunda çok zahmetler çekmiş ve ileriye sarı adımlar atmışlar. Bize yol açmışlar. Bilirsiniz, tek Azerbaycan'la ilgili değil, Qarabağ müharibəsinde de Ruzgar timini göndermeyle
Azerbaycan Oğuz Türklerinin arkasında olduklarını belli etmişler. Rahmetli Elçi Bey'imiz, Yol Bey'imiz, onlar da hem 90'lardan sonra SSRİ dağıldı, Kuzey Azerbaycan'ın istiklaliyeti, bağımsızlığı ve özgürlüğü uğrunda ve hem Azerbaycan'ın parça parça bölük bölük edilmiş Azerbaycan'ın birleşmesi ve bütünleşmesi uğrunda çok zahmetler çekmişler ve bize yol açmışlar. Yolumuza ışık ve nur saçmışlar. Ve bugün biz onların gururla diyebiliriz ki açtıkları ve ışık saldıkları yolda ileriye sarı hareket etmekteyiz. Azizler, benim can kardeşlerim, bakınız, Türk'ü sevmeyen düşmanlarımız bir ve müttehittiler. Çin'e bakınız, 1,5 milyar, yani 1,5 milyar ve çoklu Türk topraklarında işgalindedir, işgallanmıştır. Bir Çin var. Bakın Rus'a, bir Rus var, Rusiye var. Bakın Hind'e, bir Hindli var. Ama Türk bölük bölük, parça parça. Biz en azı ilk attımda bu büyüklerimizin açtıkları yolda ve nur ve ışık saçtıkları yolda ileriye sarı gitmeliyiz ve bölgemizde Türkiye'miz başta olmak üzere. Yanında Güney Azerbaycan ve Güney Azerbaycan'a yapışmış Kuzey Azerbaycan ve işgal edilmiş Derbendimiz ve Borçalımız, Qarabağımız ve etrafında olan isteytiler, iller ve rayonlar ve Zengezur Mantegası ve Güney Azerbaycan'ın hepsi ve bugün inlemekte olan kan kusan Irak ve Suriye düşmanları ve Batı Trakya'mız, Kıbrıs'ımız, Kuzey Kıbrıs'ımız birleşmeli ve en azı 100-120 milyon doğma ve öz kardeşler birleşmelidirler. Ve Türk Federasyonu, Oğuz Türk Federasyonu kurulmalıdır. Bu bize düşür. Büyüklerimiz yolu bulmuşlar, yolu açmışlar ve ona nur ve ışık saçmışlar ve biz o yolun yolcuları olmalıyız ve bu federasyonu, bu Türk Birliği'ni bölgemizde yaratmalıyız. Bu uğurda, bu yolda çok değerli insanlarımız, Devlet Bey Bahçeli, benim büyük kardeşim, sağ olsunlar, var olsunlar, ellerine gelen yardımı etmektediler. Bu yolun yolcularına ve Güney Azerbaycan, mezlum Güney Azerbaycan Milli Harekatı'nın aktivistlerine ve faallarına. Hiç kesimiz yoktu. Türk'ün Türk'ten başka kardeşi yoktu. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktu. Türk'ün Türk'ten başka destekçisi, himaye edeni ve yaveri yoktu. Yoktu. Hiç kimse yoktu. Çünkü Tanrı ve yerde bir Türkiye'miz var. Ve Türkiye'mizde Milliyetçi Hareket Partimiz var. Ve eşk olsun onun ülkücülerine ve Türk ve Turancı, Türk milliyetçisi ve Turancı üyelerine, ferdilerine. Azizler, bugün dünya Azerbaycanlıları ses birliği, oy birliği, birlik günü, bircelik günü, hemrailik günüdür. Ve çekilmeliyik kimlerden? Çok değerli, çok mühterem kardeşlerimizden ülkücü odakları genel başkan Olcay kardeşimden, Olcay Bey Kılavuz'dan ve yeni seçilmiş İstanbul Ülkü Odakları Başkanımız kardeşim Kazım Erdi Aktunç'da ki elimize el veripler, sesimde ses veripler, can kardeştiler,
öz ve doğma kardeştiler. Kardeşlerini yalgız ve yalnız bırakmayıplar. Ve bize kafa çıplar. İmkan veripler ki bugün Fars şübünizmi eliyle boğulmak halinde olan 40 milyon yani adlanan ölkənin Türkleri ve Güney Azerbaycan Türklerinin səsi olalım burada. Şükürlerimizi bildiririk ve zann edirəm vaxtimiz çok azdır. Bana itiraz ediyorlar ki uzandı danışığımız, konuşmamız. Hepinizi öpürəm, bağrına basıram ve Təbriz'den, kahraman Təbriz'den, Oğuz Türkü yurdu, Təbriz'den ve Güney Azerbaycan'dan ve bütün Azerbaycan'dan hepinize saygı ve sevgi dolu salamlarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Var olunuz, iyi ki varsınız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk oğluyum, Türk olarak ölürüm. Kanım Türk'tür, dilim Türkçe, sözüm Türk. Türk oğluyum, Türk olarak ölürüm. Kanım Türk'tür, dilim Türkçe, sözüm Türk. Türk olmayan mukadder.